Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, çok şükür bin şükür bir ayın daha sonuna geldik ve Aralık ayına hep birlikte merhaba demek üzereyiz arkadaşlar. Allah'ın izniyle inşallah artık yeni bir yıla doğru geri sayıma başladık. İnşallah bu ayı da hayırlısıyla sağ salim, sağlıkla, huzurla, mutlulukla, bereketle, aşkla geçirmeyi nasip eder Rabbim bizlere diyerek. Evet, bugünkü açılımımızın konusu artık az çok tahmin ettiniz. Aralık ayında ilişkilerde genel olarak neler yaşanacak sorusunu soracağım özel melek kartlarıma. Bakalım Aralık ayında İlişkilerde neler olacakmış, benim özel melek kartlarımla bir soralım. Bak hemen geldi zaten mesajıyla, güzel. Ya ısrarla gene aynı kart geliyor, görüyor musunuz? Yani demek ki mesajımız doğru geliyor. Dürüstlük kartı düştü zaten. Dürüstlük kartı doğrular her zaman beni. Evet, haydi bakalım. Bütünün en yüksek ayına şifa olması dileğimle sizlerin adına niyetliyorum. Ve kartlarımı her zaman olduğu gibi rezone olmanız adına, odaklanmanız adına sizlerle baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Kolektif bir açılım, bütüne bir açılım, genel bir açılım olduğunu lütfen unutmayınız. Biliyorum hepiniz istiyorsunuz ki odaklandığınız zaman illaki hani niye olmadı, niye gecikti diyorsunuz. Belki kendi kendinize üzülüyorsunuz. Uzun zaman oldu, niye bir geri dönüş yok gibi yorumlarda okuyorum bazen. İnanın ben de sizlerle birlikte üzülüyorum o zaman ama. Şimdi arkadaşlar, kolektif açılımlarla bireysel açılımlar çok çok farklı oluyor. Yani bireysel açılımlarda çok zaman... bu videolarımda odaklanıp hani olumlu cevap alanların olumsuz dönüşü olduğunu ya da olumsuz gelen cevapların bireyselde olumluya döndüğünü çok yaşadığım için lütfen her zaman dediğim gibi siz size ait olduğuna inandığınız kısımları alın. Yani size çok uzak noktalarda lütfen çok da fazla odaklanmayın, rezone olmayın. Bakın açık ve net söylüyorum, çünkü bütüne açılım bu, kolektif bir açılım. Lütfen hani siz böyle yazdığınız zaman hani o da çok tek tük ama yine de o tek tükler bile beni etkiliyor haliyle. Yani bireyselde durum çok çok daha farklı olabilir. Bu yüzden dolayı da eğer ki benden bireysel de danışmanlık almak isterseniz 0544 405 5790 WhatsApp hattımdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Tarot'un @ kraliçesi Makbuş abla Instagram hesabımı takip etmeyi de lütfen unutmayın. Evet, bütünün en yüksek ayına şifa olması dileğimle kartlarımı Aralık ayına niyetledim. Ve Aralık ayında tamamen ilişki odaklı bakıyorum arkadaşlar. Bakalım ilişkilerde ne gibi mesajlar verecekmiş bana. Şöyle bir ay boyunca bakalım Aralık ayında neler olacak. Bir bakalım. Tekrar ediyorum. Kolektif bir açılım, genele açılım, bütüne bir açılım arkadaşlar. Ve siz size ait olduğuna inandığınız kısımları alın lütfen. Mümkünse, rica ediyorum. Evet. Şimdi sanırım yeterli. Haydi bakalım, bütünün en yüksek ayına tekrar şifa olması dileğimle Aralık ayı için benim melek kartlarımdan nasıl mesajlar gelecekmiş bakalım. Evet, şimdi arkadaşlar gerçekten o kadar yorulmuşsunuz, o kadar bezmişsiniz. Hani böyle artık elim kolum bağlı, çaresiz kaldım diyorsunuz ilişkinizle bağlantılı. Yine tabii bakın tamamen ilişki odaklı bakıyorum, gördüğünüz gibi takıntılı, saplantılı ilişki, aşk kartımız direkt zaten ilişki odaklı olduğu, diğer kartlarımda da ki aile kartı da geldi burada, tamamen ilişki odaklı olduğunu net bir şekilde mesajıyla geldi, gördüğünüz gibi. Şimdi
Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten uzun zamandan beri, özellikle geçtiğimiz 10'lu zamandan beri, işte 10 saat olur, 10 gün olur, 10 hafta olur, 10'lu bir zamandan beri artık ilişkinize o kadar yorulmuşsunuz ki, bıkmışsınız, eliniz kolunuz bağlı, çaresiz kalmışsınız. Zira yine geçtiğimiz 10'lu zamandan beri o niyetlediğiniz kişiyle ilgili, çünkü hani ilişkiye niyetledik ya, ilişkide aklınızdaki kişi her kimse, mutlaka onu geçirdiniz tabii rezone olurken aklınızdan ve bu kişiyle bağlantılı çok sıkıntı yaşamışsınız. Ama etrafınızdaki insanlardan, ama size yapılmış davranışlardan ya da konuşmalardan artık çok bunalmışsınız. Ve bunların içinden çıkıp artık en azından diyorsunuz ki bu ayın içerisine bari bir rahatlasam, bir netleşse. Çünkü gerçekten kafanıza çok takıntı yaptınız. Artık psikolojinizi bozan, hatta fiziksel olarak da belki de sağlık problemleri yaşamanıza sebep olan, belki mide bağırsak sisteminizde, belki de baş bölgenizde artık stresten kaynaklı olabilir. Ya da söyleyemediğiniz ya da hazmedemediğiniz şeylerden dolayı da artık midenize vuran sağlık problemleri de söz konusu olmaya başlamış sizin adınıza. Şimdi Allah'ın izniyle inşallah bu ay biraz daha ilişki bazında güçleneceğiniz bir ay yaşayacağınızı söyleyebilirim. Zira özellikle bu ayın içerisinde iletişiminizin çok yoğun olacağını ve güçlü olacağını söyleyebilirim. Ama ve lakin sanırım burada yasakların da etkisiyle ilişkinizle bağlantılı, yani aklınıza o niyetlediğiniz kişiyle bağlantılı aranıza bir mesafe girmesi söz konusu. Belki bir şehir ayrılığı da girebilir ya da işte dediğim gibi yasaklardan kaynaklı, işte artık ki daha da yaptırımlı bir yasaklar bekleniyor biliyorsunuz. Bunlardan da kaynaklı belki de daha fazla görüşememe gibi bir durumunuz gündeminizde olabilir. Ama ve lakin burada çalışma maaş kartı da geldi. Yani bu der ki hani aynı iş yerindeyseniz eğer, aynı iş yerinde olanlar da belki hani eskisi kadar sık görüşemeye de bilirler. Böyle bir durumda bu ay içerisinde gündeminizde olabilir. Çok darlanıp bunalmışsınız. Gerçekten artık diyorsunuz ki bu sıkıntılardan, bu çemberin içinden, bu kaosun içinden artık çıkmak istiyorum diyorsunuz. En azından dediğim gibi bu ay ama maddi ama manevi, özellikle de manevi aslında, yanınızda ve arkanızda olduğunu hissetmek istiyorsunuz artık o aklınızdaki kişinin. Yalnız bu ay kulağınıza gelecek çok dedikodular olacak, çok konuşmalar olacak, iletişim trafiği gerçekten çok yoğun olacak. Sadece o aklınızdaki kişiyle ilgili de değil arkadaşlar. Çevrenizdeki insanlarla da bağlantılı konuşmalar, dedikodular ya da kulağınıza gelecek bazı söylemler kafanızı çok karıştırabilir. Ne şekilde adım atacağınızı, nasıl hareket edeceğinizi bilemeyebilirsiniz. İkilemlerde kalabilirsiniz. İşte netleşemeyebilirsiniz. Siz netleşemeyebilirsiniz. Yani karşınızdaki kişiden netlik beklerken bu sefer siz kararsız kalabilirsiniz. Evet, aranızda güçlü bir bağ var ama hani beklemeye değer mi, değmez mi, işte tamam mı, devam mı, ya da bir evlilik var ise evliliği devam mı ettirmeliyim, boşanmalı mıyım gibi gibi ikilemlerin ve kaosun içerisinde kalmanız sizin tarafınızdan çok daha fazla mümkün olarak gösteriliyor. Şimdi burada iç sesinize ve öngörülerinize çok güvenin. Çünkü sezgileriniz sizi gerçekten doğru yola götürecek bu ay ilişkiler bazında. Münakaşalara dikkat edin. Eğer aranızda bazı engeller var ise o engellerin sanki daha da bir fazlalaştığını görebilirsiniz. Ama ve lakin bakın, bu ne kadar sıkıntılı durumlar yaşasanız da çok enteresan bir şekilde ilişkide güç görüyorum. Yani sanki bazı sıkıntılar ya aklınızdaki kişiyi ya da sizi ona daha çok bağlayacak sanki. Sadece ikilemler ve kaos biraz canınızı sıkacak burada. Aşk var zaten. Her iki taraf da birbirine takıntılı. Bu yüzden dolayı da
kolay kolay bu ilişkinin böyle hani sonlanacak gibi görmüyorum ben. Hani o niyetlediğiniz kişi her kimse. Hatta ve hatta kafanızda bazı düşünceler var, yapmak istedikleriniz var. Özellikle bu ay için kafanıza koymuşsunuz işte ilişkinizle bağlantılı, işte belki ararsa ararım, sorarsa sorarım ya da arayacak ya da ben arayacağım gibi gibi, artık sizin düşüncenize göre. Ben bunu örnek olarak veriyorum tabii. Bu şekilde düşüncelerinizi bu ay içerisinde artık harekete geçireceksiniz. Yani hayata geçireceksiniz. Çünkü bunu yapmanız en azından kendi adınıza bazı dengeleri oturtmak adına faydalı olacak. Ama dediğim gibi ikilemleriniz çok fazla olacak arkadaşlar. Ama ve lakin yine de o aklınızdaki kişinin bu ayın içerisinde, özellikle 8'li bir zaman veriyorum. İşte ayın 8 olur, 18 olur, 28 olur. Ya da 8'li bir saat ya da 8'li bir zaman diliminde sizin yanınızda olması, size bir şekilde destek vermesi sizi inanılmaz şaşırtacak ve mutlu edecek. Yani burada bir destek de söz konusu. Yine burada güzel olan bir şey var. Her şeye rağmen o kişinin size karşı duyguları ve hissiyatının olduğunu fark edeceksiniz. Yani işte beni sevmiyor, istemiyor, belki de bitti dediğiniz bir anda aslında karşı tarafın sürpriz bir ilgisi, sürpriz bir atılımı, sürpriz bir hareketi sizin sanki onun hala size karşı boş olmadığının farkına varmanıza çok büyük etken olacak olarak gösteriliyor. Yalnız son bir şey daha söyleyeceğim. Bu ay özellikle ilişkilerinizde karşı tarafta çok fazla güç savaşına girmeyin. Çok da fazla ikiyüzlü yaklaşımlarına karşı birden ani tepkilerle müdahale etmeyin. Yani acele etmeden daha sakin, çünkü hissedeceksiniz hani bazı konularda samimi olmadığını, yani size dürüst gelmediğini düşüneceksiniz. Bu konularda yanılmayacaksınız da, gerçekten yanılmayacaksınız, ama yine de siz bildiğinizi belli etmezseniz kazanan siz olursunuz. Çünkü ani ve fevri davranışlarda da net bir bitiş yaşayabilirsiniz. Zira bir şeyler sizin zannettiğiniz gibi değil. Bunun da zaten farkına bu ay kesinlikle varacaksınız. Yani sizden gizlenmiş, sizin mış gibi, öyleymiş gibi zannettiğiniz bir şeylerin aslında öyle olmadığını da göreceksiniz. En güzel iki kartım var zaten burada ilişkiler adına. Birisi aşk kartı. Burada kartları gösterirken böyle tam gösteremiyormuşum arkadaşlar. Valla telefon ters dönük olduğu için ben de bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Bu aşk kartı, biliyorsunuz. Bir de tabii ki neydi bizim? Takıntılı ve saplantılı ilişki kartı. Ki bu aynı zamanda gelin damadı da simgeler. Evliliğe giden yolu da simgeler arkadaşlar. Böyle, evet, bu ay inşallah her şey aklınızdan, kalbinizden, gönlünüzden geçtiği gibi olsun. Ay, son bir şey daha unuttum, onu da söyleyeyim. Geçmişten gelen problemleri çok da fazla böyle tekrar tekrar ortaya koyup o geçmiş konular başa sararak tartışmalar ve münakaşaları içine girmemeye de dikkat edin diyorum. Evet arkadaşlar, bir de şurada hemen bir eril dişil kartlarım var. Şöyle bir aylık, ben onları zaten günlük Instagram'da konuşturuyorum. Pek buradaki videolarıma katmak istemedim açıkçası, ama yine de içimden geldi. Şöyle bir aylık bir bakalım. Şöyle bir tane Aralık ayı için dişil çekelim. Şöyle bir tane de erilden çekelim bakalım. Evet. Şu da Eril'in kartı olsun. Evet arkadaşlar, Eril enerji der ki sen gidersen ben güneşimi kaybederim dermiş.
Yani eril enerjinin dişil enerjiye söylemek istediği, eril enerji gerçekten dişil enerjinin özellikle Aralık ayı içerisinde kendisinden gitmesinden son derece korkuyor. Çünkü eğer eril enerji dişil enerjiyi kaybederse yönünü bile yolunu bile kaybedeceğinden o kadar emin ki, çünkü siz varsanız ya da eril enerjinin hayatında dişil enerji varsa eril enerji ben varım diyor. Sen yoksan diyor ben yokum diyor zaten. Dişil enerjiye gelince de dişil enerji zaten eril enerjiyi Aralık ayı içerisinde dediğim gibi bir ve bütün olarak görüyor. İkiz ruhu olarak görüyor ki benim hep söylediğim şey ikiz ruhu olarak görüyor. Güzel yani eril ve dişin eril ve dişilin bu ay içerisinde de birbirine karşı yine tutkusunun devam edeceğini de söyleyebilirim. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için ve güzel yorumlarınız için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu arada oğlum küçük bir rahatsızlık geçirdi. Bu yüzden biraz enerjim düşük. Dilim sürçtüyse affola. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.